Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle trafik güvenliği dersi 1. dönem 2. yazıldan 100 almak için birlikte çalışacağız. Sevgili öğrencilerim öncelikle doğru yanlış etkinliği yapacağız. Başlayalım. Gidilecek yere en kısa yoldan gidildiğinde en güvenli yol tercih edilmiş olur. Doğru mudur? Hayır değildir değil mi sevgili öğrencilerim? En kısa yol her zaman en güvenli yol demek değildir. Okul taşıtlarında emniyet kemeri takmak zorunlu değildir. Hayır. Okul taşıtlarında aslında özellikle ne yapmak lazım? Emniyet kemerini takmamız lazım. Bu da yanlış bir bilgidir. Trafik işaret levhalarının hepsinin şekli aynıdır. Hayır. Bazıları nedir? Üçgen şeklindedir. Bazıları bir çember daire şeklinde değil mi sevgili öğrencilerim? Bazıları kare şeklindedir. Hepsi aynı değildir sevgili öğrencilerim toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşulmaz. Evet çünkü toplu yaşanıyor değil mi sevgili öğrencilerim? Dikkat etmek, çevremizdekileri rahatsız etmek lazım. Doğrudur. Yaya e kaldırım olan olmayan yollarda banketten yürümek gerekir. Evet doğrudur. Kaldırım yoksa banketten yürümek lazımdır. Bisikletimizin boyumuza uygun olması gerek yoktur. Hayır boyumuza uygun olmazsa ne yapabiliriz? Düşebiliriz. Sakatlık geçirebiliriz. Yanlıştır. Bisiklet, kaykay, paten gibi araçlara trafiğe kapalı oyun alanları alanlarında bilinmelidir. Evet bu da doğrudur sevgili öğrencilerim. Çünkü trafikte özellikle kaykay, paten çok tehlikelidir. Ölümcül sonuçları olabilir. Yaya geçidi olmayan yollarda üst ve alt geçitlerin kullanılması gerekir. Evet doğrudur. Çok da güvenlidir. Özellikle oraları kullanmalıyız. Ulaşım araçlarının tercihinde hava şartlarının da önemi vardır. Evet hava şartları da önemlidir. Özellikle yağmurlu ve karlı hava, donlu havalarda sevgili öğrencilerim ne yapmak lazım? Özellikle ulaşım araçlarını kullanmak lazım. Herkes şahsi aracını, bireysel aracını kullanırsa kazalar daha fazla olabilmektedir. Toplu taşıma araçları çok kalabalık olduğu için kullanmamalıyız. Yanlıştır. Toplu taşıma araçları güvenli ulaşım araçlarıdır. Kullanmalıyız sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim. Şimdi boşluk doldurma etkinliğimizi birlikte yapacağız. Karayollarının yapım, bakım ve onarımından ve genel düzenlemelerinden kim sorumludur sevgili öğrencilerim? Karayolları Genel Müdürlüğü değil mi? Evet, karayollarının yapımı, bakımı ve onarımı, düzenlemesi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundadır. Ulaşımda en hızlı yolculuk sevgili öğrencilerim neyle yapılmaktadır? Evet, hava yollarında yapılmaktadır. Yani uçakla yapılmaktadır biraz pahalıdır ama. Ambulans, itfaiye ve polis araçlarının görev halinde nesi vardır sevgili öğrencilerim? Ne üstünlüğü vardır? Geçiş üstünlüğü vardır değil mi? Özellikle ambulanslar, itfaiyeler, polis araçlarına ne yapmak lazım? Geçiş üstünlüğünde yol vermek lazım. Tramvay sürücüsüne ne denilmektedir sevgili öğrencilerim? Watman değil mi sevgili öğrencilerim? Tramvay sürücüsü. Bu çok fazla sorulur. %99 bunlar sorulacaktır. Özellikle Watman. Trafik kazaları ile ilgili ilk yardım hizmetlerini sevgili öğrencilerim ne yapıyoruz? Sağlık Bakanlığı planlıyor ve Sağlık Bakanlığı uyguluyor sevgili öğrencilerim. Bisiklet ya da motosiklet kullanırken başımızı korumak için bunu biliyorsunuz. Başımıza ne takıyoruz? Kask takıyoruz değil mi sevgili öğrencilerim? İnsanların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketlerine bizler ne diyoruz sevgili öğrencilerim? Trafik diyoruz. Bu trafiğin tanımıdır. %90 bu soruda ne olacaktır gelecektir. Sağlık Bakanlığı sorusu, trafik sorusu, Vatman sorusu %90 sorulan sorulardandır sevgili öğrencilerim. İnsanların, hayvanların evet ne demiştik trafik demiştik yaya kaldırımı olmayan yollarda evet bu da sorulabilir bu genelde test olarak soruluyor. Boş doldurma gelmezse bile banket kullanıyoruz sevgili öğrencilerim. Tehlike uyarı işaretleri genel olarak sevgili öğrencilerim ne şeklindeydi? Evet sevgili öğrencilerim nedir? Şekil genelde üçgendir değil mi sevgili öğrencilerim? <laughs> uyarı, ikaz şeyler genel olarak üçgen şeklindedir. Ulaşımın çok sayıda insanın aynı anda taşınması ile karşılanmasına az önce de söylemiştik nedir? Toplu taşıma denilmektedir sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrencilerim şimdi <laughs> sürücülerle sürdükleri taşıtları ne yapacağız? Eşleme yapacağız. Sevgili öğrencilerim öncelikle ne var? Şoför var. Bildiğimiz şoföre bakalım. Şoför karayollarında nedir sevgili öğrencilerim? Taşıtları süren kişiye bizler ne diyoruz? Şoför diyoruz. Buraya öncele bunu yazalım. Bir numara. İki nedir? Kaptan. Kaptan sevgili öğrencilerim neydi? Gemiyi süren kişiye bizler ne diyoruz? Kaptan diyoruz sevgili öğrencilerim. İki numara gemiyi süren kişi kaptan. Üç numara makinist. Makinist neydi sevgili öğrencilerim? Trenleri ve vapurları süren kişiye makinist diyorduk. 4 numara Watman. Az önce de söylemiştik. Watman neydi? Evet tramvayı süren kişi bizler. Watman diyorduk. Pilot neydi sevgili Pilot da uçakları ve helikopterleri süren kişi bizler ne diyoruz? Pilot diyoruz sevgili öğrenciler. Bu da %99 çıkacak önemli sorulardan bir tanesi. İşaret koyuyorum. Lütfen bunu özellikle tek tek bakalım. Evet çoktan seçmeli sorularımız. Trafikte en önemli olan Aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili öğrencilerim insan en değerli varlığımızdır. En etkili varlığımızdır. Trafikte de kazalara sebep olan da ortadan kaldıran da her şeye nedir? İnsan etkindir sevgili öğrencilerim. 2. Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma aracı değildir? Evet, metro toplu taşımdır, otobüs toplu taşıma aracıdır, tramvay da öyledir. Fakat traktör nedir sevgili öğrencilerim? Yük taşıyan araçtır değil mi sevgili öğrencilerim? Çiftçilerin kullandığı toplu taşıma değildir. 3. Ulaşım türünü seçerken hangisine dikkat edilmez? Güvenli olması ilk tercihlerimizden ekonomik olması da çok önemlidir. Ulaşım aracının rengi alakası olmayan bir şeydir sevgili öğrencilerim. Ulaşımın süresi de özellikle toplantıya ve dakikalı e, saatli toplantıları ne yapmak lazım? Süresi ne yetişmek için? Ulaşım aracını ona göre tercih ediyoruz değil mi? E şimdi tam da bununla alakalı sevgili öğrencilerim. Dördüncü soru. Adnan Bey İstanbul'da yaşamakta olan bir iş adamıdır. Acilen toplantıya yetişmek için Ankara'ya bakın. İstanbul'dan Ankara'ya acil yetişmek için ne yapması lazım sevgili öğrencilerim? Hangi toplu taşıma aracını tercih etmeli? Otobüs yavaş değil mi? Tren de olmaz. Vapur da olmaz. Zaten deniz yolu değil. Uçak sevgili öğrencilerim. En hızlı uçağı biz ne için tercih ediyoruz sevgili öğrencilerim? Hızdan dolayı. Bunu unutmuyoruz. En hızlı hala her şeye rağmen uçak sevgili öğrencilerim kullanıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenleri arasında yer almaz? Taşlardan kaynaklı. Evet bu yer alır. Yayalardan kaynaklı. En çok belki de bundan kaynaklı. Hava olaylarından kaynaklı sorunlar. Tabii ki karda, buzda, yağmurda. Güvenli yollar. Güvenli yollar sevgili öğrencilerim trafik kazalarının nedeni değil. Önlenmesine yardımcı olacak şeyler değil mi? Tam tersi. 6. Aşağıdakilerden hangisi trafikle ilgili kurumlardan biri değildir? Karayolları Genel Müdürü zaten hemen hemen her şeye o sorumlu zaten. Sağlık Bakanlığı ilk yardım ve ona benzer sağlık hizmetlerinde. Milli Eğitim Bakanlığı da ehliyet ve buna benzer eğitim alanlarında. Adalet Bakanlığı'nın sevgili trafikle ilgili görevi yoktur. Aşağıdaki araçlardan hangisi geçiş üstünlüğü olan araçlardan? Evet, nedir sevgili itfaiye İtfaiye yangınlar olduğunda özellikle polis araçları Evet geçiş üstünlüğü vardır. Ambulanslar zaten akla gelecek ilk örneğimiz. Fakat makam araçlarının geçiş üstünlükleri yoktur sevgili öğrenciler. <laughs> Sekizinci sorumuz. Bisiklet kullanırken hangilerini kullanmalıyız diye soru soruyor. Sevgili öğrencilerim ceket, çorap falan değil. Bunları zaten direkt atıyorum. Cevabımız C'dir. Burada yazanları direkt ezberliyoruz. Kask, eldiven, dirseklik ve dizlik sevgili öğrencilerim. Bu nedir? Evet bisikletlerin kullanması gereken zorunlu olan kullanılacak şeylerden de direkt bunları ezberliyoruz. 9. Yaya kaldırımı bulunmayan yollarda ne yapıyordu sevgili öğrencilerim? Yayalar yolun hangi tarafından yürümelidirler sevgili öğrencilerim? Yolun solundan olmaz. Sağ ya da sol fark etmez olmaz. Kaldırım olmayan yollarda yürünmemelidir. Fakat yapacak bir şey yok. Yoksa ne yapacağız? Yolun sağından gideceğiz sevgili Trafik sağdan bakın. Şu şekilde trafik düşünün. Trafik zaten sağdan gidip sağdan geldiği için biz de sağdan gidersek trafikler ne yapacak? Bizi görecektir sevgili öğrencilerim. 10. Aşağıdaki ulaşım türlerinden hangisi en hızlı ve en pahalıdır? Az önce sorulan soruda tam buydu. Adnan Bey e sorusu değil mi sevgili öğrencilerim? İstanbul'dan Ankara'ya gitmek için en hızlı olan hava yoludur. Aynı anda da en pahalı yollardan bir tanesidir. Hangi seçenekte verilen oyun oynamak için güvenli olmayan yerler? Evimizin bahçesi güvenlidir. Çocuk parkları, oyun bahçeleri fakat cadde ve sokaklar taşıtlar ve arabalardan dolayı en tehlikeli yerlerdendir. Güvenli olmayan yerdeni cadde ve sokak çünkü trafik var değil mi? Geçiş üstüne sahip bir araç varsa sevgili öğrencim diyelim ki ambulans hasta taşıyor ne yapmamız lazım? Arabayı daha hızlı kullanmalıyız. Hayır. Arabadan inmeliyiz. Hayır. Trafiği kapatır değil mi? arabayı durdurmalıyız. Hayır. Bizim bu araca faydası olacak şey nedir? O araca yol vermemiz sevgili Yol vereceğiz ki bu da hızlı bir şekilde hastaneye hastasını ulaştırabilsin. 13. Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçların genel adı sevgili Hayvan, yük, evet ve insan taşıyoruz. Biz neyin tanımıyız zaten bu sevgili Taşıt değil mi sevgili Taşıdın tanımadı. Bakın otobüs, kamyon, otobüs bunların zaten hepsinin ortak adı ne? Taşıt sevgili Yolda gördüğümüz trafik levhalarının şekilleri, renkleri ve anlamları birbirinden farklıdır. Tabii ki evet uyarıcı olanlar var değil mi? Mesela bisiklet girmesin. Yasak olanlar var mesela. Kamyon giremez. Direkt yasak var değil mi? Bilgilendirici dikkat etme anlamında. Fakat cezalandırıcı nedir? Bunların amaçlarından birisi anlamlarından değildir sevgili öğrenciler. 15 ve son sorumuz. Trafik ışığı olmayan yerlerde karşıdan karşıya nasıl geçilir? Koşarak. Hayır. Hayır. Yavaş yavaş daha tehlikeli bile olabilir değil mi? Sırasıyla sağa hayır. Önce sola sağa tekrar sola bakmak nedir? Bizim ilkokul birden beri öğrendiğimiz değil mi? Önce niye bakın şu şekilde bir trafik düşünün sevgili öğrencilerim. Siz de burada dikiliyorsunuz. Araç bakın sağdan akıyor trafik. Ne yapmamız lazım Bir sağa görmek için? Önce sola bakmamız lazım sevgili öğrencilerim değil mi? Soldan başlayacağız. Cevabımız B şıkkıdır. Evet sevgili öğrencilerim birinci örnek yazılımızı hazırladım. İkincisini de hazırlayacağım. Lütfen onu da bakmayı unutmayın. Sınav zamanında talep ederseniz sizler için tekrar yazılı hazırlayabilirim. Lütfen aldığınız notları bizimle paylaşın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.